Dostlarım, Allah'ın selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Bugün maddi manevi sıkıntısı, problemi, derdi olan kardeşlerimin internette bir dua ararken maddi sebepleri bir taraftan yerine getiriyorsun, bir yandan da dua arıyorsun. İşte alıyorsun yani telefonu, tık 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 tık, işte bir dua okuyayım, bir şey yapayım, bakayım falan diye. Şimdi dua araştırıyorsun. Peki okuyabileceğiniz güzel dualar var mı? Var. Ben bugün maddi birçok sıkıntınıza Allah'ın izniyle çok güzel kalkan olacak bir duayı size öğreteceğim. Kardeşler, sevgili dostlar, Salat-ı Melevan diyor. Her türlü sıkıntından kurtulmak için tavsiye edilen bir dua. Ve çok güçlü bir rızık duasıdır ha. Maddi sıkıntısı, manevi sıkıntısı olanlar, rızık darlığı yaşayanlar, ay sonunu zor getirenler, borçlardan, dertlerden kurtulmak isteyenler, zenginliğe nail olmak isteyen kardeşlerim, size güzel bir dua olsun, bereket olsun, Allah'ın izniyle inşallah. Meşgul olabileceğiniz bir virdiniz olsun diye bu duayı öğretmek istiyorum. İnşallah. Arkadaşlar, bu dua hem rızık için okunacak dua, maddi sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dua. Bu duanın yüzü suyu hürmetine Allah Teala Celle Celaluhu okuyan kişinin rızkını artırır, fakirlikten kurtarır, fakirlikten onları uzaklaştırır diye ifade ediliyor. Ve bu salavatı melevan duasını diyor ki bir defa okuyan kişiye Allahümme salli ala seyyidina 36 bin tane salavat sevabı var. La ilahe illallah. Şimdi okuyacağım birazdan. Kısa da bir dua. Bayılırsın sen buna. Kısa bir dua. Bunu diyor sabah akşam. Sabahleyin 7 defa, akşamleyin 7 defa. Okunması tavsiye ediliyor. Hem maddi sıkıntılardan kurtulmak için okuyabiliriz. Özellikle bu söylediğim terkip sabah 7, akşam 7 terkibi ailevi huzursuzluğa çok iyi gelir. Karı koca sürekli hırgürden bıktıysan, didişmelerin ardı arkası gelmiyorsa, hele hele Hüseyin hocam yuvam dağılmak üzere, yuvam yıkılmak üzere, ben eşimi ve yuvamı kurtarmak istiyorum. Ben ailemin dağılmasını istemiyorum. Ben ne yapabilirim? Eşime ulaşamıyorum. Ya ulaşmak yani telefonu değil. Onu aşamıyorum. Perdeleri kapattı. Önüne bir duvar, bir set geldi. Aşamıyorum adamı. Oturup iki kelime konuşamıyoruz. Ya niye böyle yapıyorsun? Bey, hanım, niye böyle yapıyorsun? Yok. Konuşamıyor, anlaşamıyor. Frekanslar kapandı, değişti. Duymuyor beni diyor ya. Anlatıyorum, anlatıyorum. Söyle. Ya bir derdin varsa söyle bana. Benim bir hatam varsa bana söyle. Ben kendimi düzelteyim. Bir yanlış bir şey yaptıysam söyle. Bir çözümünü bulalım. Yok. Ya ben gideceğim. Hani nereye gidiyorsun? Başka biri mi var? Onu da bilmiyorsun. Gerçekten evliliğin yürümesini mümkün değil yani, yürümez. Evliliğin bitmesi gereken sebepler de var. Bunu aynı zaman ayrı bir sohbette konuşuruz. Evlilik evet bitebilir. Karı veya koca evet ayrılabilir. Böyle durumlar da var arkadaşlar. Birçoğu mahrem konu bunların. Anladın sen. Böyle bir şey mi var? Yok. E başka bir dert ne? Bir namussuzluk mu yaptı? Yok. Hırsızlık mı yaptı? Alnına bir leke mi sürdü? Yok. Ele güne muhtaç mı etti? Yok. Ne var peki? Ne var? Nazar, sihir, büyü bir şey mi yapıldı? Hocam bilmiyorum. Benim tek isteğim yuvam kurtulsun diyor. Abi sabahleyin ve akşamleyin 7 defa bu duayı okuyun. İnşallah eşinize çok çok dua edin. Bir bardak suya mümkün mertebe okuyun. Eşinize, çocuklara için, siz de için. Salavat-ı melevan çok güzel bir duadır. Allah'ın izniyle aile huzursuzluğuna iyi gelir. Bu salavat-ı şerifeyi okumaya devam edenler Allah'ın izniyle düşmanların şerrinden korunur. Her okunuşta 10 bin, 3 defa okunsa 30 bin tesbih sevabı verildiği rivayet ediliyor. Bu salavatı düzenli bir şekilde okumaya devam eden kişiler Resulullah'ın feyiz ve muhabbetinden ve ruhaniyetinden istifade ederler. Şefaati Resulullah'a nail olurlar.
Anladın mı? Tekrar söylüyorum, bunu okumanın terkibi en güzeli, en bereketlisi sabah 7, akşam 7. Sabah 7, akşam 7. Abi okuyun. Görün güzelliği. Ben şimdi size okuyayım duayı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ma ihtelefel melevan ve te'azabel asran ve kerrarel واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا وبلغ روحه وأرواح أهل بيتي من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار آمين آمين آمين. Duayı okutursa 3 defa böyle amin 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 diye. Ben yavaş yavaş okuduğum için aminleri de makamla okudum. Anlayın rahatça, eşlik edebilin diye böyle okudum arkadaşlar. Sonra da işte mesela maddi sıkıntın var, onun için Allah'a elini aç. Ailevi huzursuzluğun mu var? Onun için elini aç. Başka bir sıkıntın, derdin mi var? Neyse problemin, en iyi herkes kendisini kendisi bilir. Neyse o sıkıntın, derdin, halini Allah'a arz et. İnşallah Rabbim makbul eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bize destek olun, dua edin. Allah'a emanet olun. Yeniden görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullah.